Arkadaşlar merhabalar. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum yaptığınız harika yorumlar ve verdiğiniz tavsiyeler için. Sizin tavsiyelerinizle kümesi şekillendirdim. Bir iki eksiği var şimdi göstereceğim. Hediye kuşlarımız da geldi. Mehmet Seyit arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Daha Lüleburgaz'dan kalktı, bize kuşları getirdi. İki tane daha kuş getireceği sözünü verdi. İki tane çok güzel posta kuşu getirecekmiş bize, bir çift. Yarışmalara katılabilirsin bunlarla dedi. Diyarbakır'dan almışlar çok yıllar önce. Şu anda da bize iki tane Arap getirdi. Yani bir çift Arap getirdi. Bir çift Dumanlı getirdi. Bir tane de Kırıkkale kuşu getirdi. Bu Araplar Ankara güverciniymiş. Ankara kuşuymuş ve çok tatlı atıyorlarmış. Kanatlarını bantlamana gerek yok dedi. Ben de bantlamadım. Birazdan zaten yere sereceğim hepsini. Arasında daha önce aldığım küllüler var, Trakya yerlisi. Onların da kanadını hiç bantlamadım. Onları da sereceğim. Umarım alışmışlardır. İkincisi de geçen gösterdiğim bir kuş vardı, Trakya yerlisi, iri yarı. Onu Mehmet Sait arkadaşım bana hediye getirdiğinde yanlışlıkla kümesi açtı ve kaçırdı kuşu. Yalnız kuş aynı gün geri geldi. Yani o gün gelmişti zaten. 2 saat kümeste durdu ve gitmedi güvercin. Böyle de bir şansımız, kısmetimiz var. Bize gelen yüzden gitmek istemiyor. İnşallah bugün de gitmeyecek. Çünkü dediğim gibi o kuşları kaldırmayacağım. Bakalım durumumuz ne olacak. Önce size yeni gelen güvercinleri göstereyim. Ardından da kümesin içinde birlikte görelim. Arkadaşlar kümesimizi bu şekilde yaptım. Sizin söylediğiniz gibi en altları kapattım. En altları kapat demiştiniz. Evet, altı kapattım. Sonrasında bekar tüneyi yap dediniz. Şu an bunları yaptım. Daha da sayısını artıracağım. Bir de aşağıya ızgaralıklar yapmamı söylediniz. Onların da siparişini verip bayramdan sonra alacağım. Aşağısı da ızgara olacak. Çok teşekkür ediyorum bu fikirler için. Ya arkadaşlarımızdan bir tanesi şuradaki çiviyi bile görmüş. Kafana dikkat et batmasın diyor. Bunu da birazdan keseceğim. Çok teşekkür ediyorum. Yani ben çok şaşırdım. Böyle sayfalar dolusu yorumlar vardı. Yorumlarda herkes yardım etmek istiyordu. Gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Yeni gelen kuşlarımızı ben size göstereyim sırasıyla. Evet, bir tane kuşumuz dışarı çıktı. Arkadaşlar bu Mardin geldi. Ön tepe. Bu tek olan. Şöyle. Bunun kanadı bantlı. Bunu çözme dedi çünkü. Evet, o ilk gün giden kuşumuz. Yeni gelen kuşumuz arkadaşlar bu. Evet. Yere kuş atalım, yere gitsin. Evet. Ama gitmeden. Evet, biz bunu istemiyorduk. Direkt yere serecektim ama kuşlar şey yaptılar, çıktılar. Ve kuşları aşağı alayım ben, teker teker göstereyim. Bunlar bir çift arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar diğer çiftimiz. Yeni hediye gelen, yani Mehmet Sait arkadaşımdan hediye gelen dumanlılarımız bunlar. Bunları da atalım şöyle dışarı. Biraz güneşlensinler. Kanatları çözdük bunların arkadaşlar. Verdiği Arapları göstereyim size. Ankara güvercini. Bu da çok yeni. Hiç salmadım daha. İlk defa salacağım ama gönül rahatlığıyla salabilirsin dedi. Şu küllülere güvenim pek yok. O yüzden bunları salmayı düşünmüyorum şu an. Yani şimdi vazgeçtim. Şu baskaları çıkaralım.
Evet, son anda vazgeçtim baskıları çıkarmakta. Ve kuşları yere indirelim. Efsane bu kuş arkadaşlar. Kuşları kaldırdım Arap kaçmasın diye. Arkadaşım gitmez dedi ama gittiği gibi de geri geldi zaten. Ben korktum birden gidecek diye ama hemen geri geldi. Neyse şu küllüleri de çıkaralım ya. Giderlerse onlar Engin abiden geldi. Engin abiye gider. İçeride eziyet çekmesinler. Sularını da şöyle ortaya koyalım. Evet, küllüler de şu an yerde. Ha, uçan kuşlarımız var. Tüm kuşlarımız burada arkadaşlar. Evet. Dumanlılar, küllüler geldi. İlk defa saldım arkadaşlar. Küllülerin de biraz da tedirginliğim var. Kuşları yeni saldık. Bu kadar kuşu bir arada saldım. Alışkın olmayanlar var ama ben gideceklerini düşünmüyorum. Bir de şey sorayım size tekrar arkadaşlar. Bu tip biliyorsunuz ikinci yumurtayı da yaptı. Gerçi bir önceki çekimde tek yumurta vardı. Şu an iki yumurtası birden var. Acaba artık kanadını çözsem yine kaçar mı? Yani artık yumurta sar. Ben gitmez diye düşünüyorum ama kıyamıyorum da. Giderse yumurtalar kötü olur. Bunu tecrübeli arkadaşlardan destek bekliyorum. Yani açmalı mıyım? Çünkü 21 gün galiba çıkma süresi. 20 gün boyunca bantlı kalması kanadına zarar verebilir. Şu an 5-6 gün oldu zaten bantlı. Salsam kaçar mı? Bence alışmıştır. Bununla ilgili fikrinizi bekliyorum. Bir de video ile beraber bir anket yayınlayacağım. Ankette güvercinler toplu olarak beslenebilir mi? Yoksa ayrı ayrı mı beslemeli? Yani ben şu anda biliyorsunuz Trakya yerleri var, Baskalar var, Mardinler var. Hepsi bir arada. Her bir ırk için ayrı bir
kümes mi gerekli? Yoksa her ırk bir arada yaşayabilir mi? Bir sıkıntı olur mu? Bunun cevabı önemli. Ona göre kümesimizi şekillendireceğiz. Bu konuda ankete katılırsanız bizi mutlu etmiş olursunuz. Anket YouTube'da benim kanalımda topluluk sekmesine tıkladığınızda orada anketi göreceksiniz. Orada bir tane daha anket var devam etmekte olan. En sevdiğiniz kuş cinsi diye şu an %65 ile Mardin kuşları ağırlıklı gidiyor. Anket sonuçları benim için önemli ve değerli. Desteğinizi bekliyorum. Arkadaşlar kuşlarımız uçuyor. Evet, bakarıcı süper bir takla attı. Evet, görmek istediğimiz görüntüler bunlar. Şimdi aşağı indirelim, kondisyonları çok yok. Bir de direkt aşağı inselerdi süper olacak, daha çatıya konmadan. Evet, taklacımız. Güzel bir görüntü oldu. Bir tane yerlimiz uçuyor. Bu güzel uçuyor ama. Hiçbir hareketi yok ama uçuyor. Of, orada çok güzel bir takla attı, aradan gözükmedi ama müthiş bir takla attı şu. Evet, şimdi kuşlarımızı indirelim. Arkadaşlar, kuşlarımız indi. Çok güzeldi, mükemmeldi. Bunu sizlere borçluyum. Güzel uçurduk güvercinleri bu sefer. Şurada da bir topluluk uçuyor. Kimi o kuşlar acaba? Evet, onlar Mardin. Arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bugünü kazasız belasız atlattık. Tekrar çok teşekkür ediyorum yaptığınız güzel yorumlar ve öneriler için. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi bayramlar diliyorum. Hoşça kalın.